İlerleyen günler neler gösterecek hep beraber göreceğiz. Bizler de sizlere tabii ki aktarıyor olacağız. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı son meclis toplantısı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Başkanlığı'nda yeni hizmet binası meclis salonunda gerçekleştirildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Aralık 2022 dönemi meclis toplantısıyla yapımı yaptırabilir. Lütfen kartlarınızı takın. Aralık 2022 dönemi meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Komisyon kararlarına ait dosyalar meclise sunuldu. 1676 parseli plan değişikliği yürütmeyi durdurma kararı. Ergene ilçesi Belibeşe mahallesi 662 adı 3 parseli yer seçim. Değerlendirilmesi gereken gündem maddeleri ise görüşülmek üzere İhtisas Komisyonu'na havale edildi. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin süt üretimini yapan üreticileri desteklemek amacıyla Tekirdağ Tarım Kooperatifleri Birliği Başkanı ve İlçe Süt Üreticileri Birlik Başkanları arasında protokol imzalanması konusu ele alındı. Ana kararına geçiyor. İşte Saray'ın, Çaylar'daki ve diğer köyün birinde. Tekirdağ Karmayan Projesi'nin yoğun talep üzerine 2024 yılına kadar uzatılması karara bağlandı. Sözleşmeli personel çalıştırılması. Ergen ilçesi Belibeşe Mahallesi 689 adı 7 parselin yer seçimi. Süleymanpaşa ilçesindeki yeraltı otoparkının üzerinde yer alan ve kentsel sit alanı bir projesi kapsamında yapımı tamamlanan meydana Mustafa Kemal Atatürk Meydanı ismi verildi. Diğer gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı. Başkan Albayrak 2022 yılında meclis toplantılarında alınan kararların %90'ının oy birliğiyle alındığını belirterek alınan kararların Tekirdağ'ımız için hayırlı olmasını diledi ve Tekirdağ halkının yeni yılını kutladı. Bir yıl boyunca oldukça belirli bir çalışma oldu. Geçen gün kararların sayılarını ve oy birliği oy çoksını incelediğimiz zaman gerçekten iyi bir noktaya kadar %90'ların üzerinde aldığımız kararlar oy birliği aldık. Bu da belediye meclisinin bu işine çalıştığını, büyük şehir belediye meclisinin bu işine çalıştığını ortaya.